Selamlar arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte Pyrus Outlaws oyununun yeni bölümüyle beraberiz. Gördüğünüz gibi en altta Stage 2 yazıyor, yani ikinci bölümdeyiz. Burada bir de şurada görev kısmı var, buna gideceğiz. Şimdi ulaşmaya çalışacağız ama 49 aksiyon puanımız kaldı. Bu arada destemizde o kart duruyor mu diye bakacaktık, can doldurma kartı. Tek kullanımlık görünüyordu ama gitmiş gördüğünüz gibi, harvest yok. Demek ki consumable, tükenebilir denenler tek kullanımlık oluyor. Bir daha bizde kalmıyor ama removed denenler, örneğin şu. Bu değildi sanırım, pardon, yanlış gösterdik. Bakayım hangisiydi. Şu mesela removed, bu tekrar kalıyor ama ötekini bir kere kullanıyoruz, consumable. Bir daha bizde kalmıyor. Ama yine de can dolduracak bir şey almak yanımıza avantaj. Şimdi mümkün olunca az aksiyon kullanıp gitmem lazım ama 3-3, burası 5. İlerisine bir bakalım. Şuraya yine ulaşabiliyormuşum soldan. Bunların kaç istediğini göremiyoruz tabi. Şurada değişik bir şey var aslında, oraya gitmek istiyorum ama 5 verip bu tarafa gitmem lazım. Böyle yapalım, buradan gidelim. Onu da bir görelim. Belki orada ekstra bir şey buluruz. Şimdi şu arkadaki çok tehlikeli. Öndeki de sürekli kalkan falan bastığı için biraz sorunlu. Şimdi 5 kere 4, 20 vuruyoruz. Şu yanındakine de vuruyordu. Bir mermim olduğu için şöyle yapalım. Şunu arkadakine vurup, bu 45'miş can, onu bir azaltmaya çalışalım. 25'e düşürdük. Mermim yoktu, şunu basalım bir. Şimdi şununla bir 10 vuralım. 15 kaldı. Şununla da arkadakine vurayım, 9 kaldı. Güzel. Şu yandakine de vuruyordu. Bir sonraki tur aslında elimizdekine göre bakarız. Şu neymiş bakalım. Aa, ağır diyor. Yani bunu yerinden kaldıramazsın diyor. Yani yer değiştirmeyle ilgili kartlar da var demek ki oyunda. Şimdi mermimiz bir tane olduğu için 9 vurmamız lazım. Şu ekstra belki mermi çıkarabilir. Bunu bir deneyelim. Evet, mermi çıkardı. Çok güzel. Şu silahı da kullanıp şundan kurtulalım. Şu yakın dövüşü buna vuralım. Kalkan yapamayacağız. O kötü, 6 hasar yiyeceğiz. Ama en azından bir karakterden 2 geldiği için 4 hasar yemiş gibi olduk. Şunları dolduralım. Şununla 2 kere 6, ama şu kritiği alırsam, üstüne de şunu vurursam ama direkt şey olacak, 6 ile geliyor. Hasar yemeyelim diyerek şunu kullanacağım mecburen. Şu mermiyi bir al. Şimdi şu kart, görüntüler de birbirine benziyor ama şu ekstra kart çekiyordu, şu da direkt vuruyordu. Şimdi mermim olsa şunu önden kullanmak isterdim. Mermi gelecek garanti olmadığı için şunu kullanıp 20 vurursam, 2 de oradan zırh gelecek, 2 hasar yerim. Can dolduracak bir şeyim olmaması işte bu yüzden kötü. Ama burada zaten zırh da olmadığı için şunu kullanalım. Direkt işi bitti. Kritiğim açıktı değil mi? Onu unuttuk tabi. Direkt aldık. Şimdi şu Bite Time yine geliyor. Bunun dışında herhangi bir kart oynarsam elimdeyken, her oynadığımda 2-2 artıyor bu. Kemeri alırsak bir ekstra mermi olacak. Bakın bu çok iyi. Bunu alırsam, bu ne kadar istediğini yazmamış. Diyor ki bütün mermini kullanırsın, hepsini kaybedersin ve de kaç mermi kullandıysam, yani ne kadar kaç mermi feda ettiysem o kadar da yakın dövüş kartı alırmışım elime. Bu bir kere kullanıyorum ama bu hep maksimum mermimi arttıracak, bunu alacağım. Güzel, 4 oldu bakın, artık 4-4 gideceğim. Bu büyük avantaj. Bir aksiyon, bir aksiyondur. Hemen şuradan devam tabii ki, 4 aksiyon daha. 4 mermi avantaj. Şimdi şu arkadaki elemanın elinde bakın bir balık var, burada da var. Bu sağlam vuruyor olabilir. 10 hasarla geliyor. Bu 5. Şimdi bir bakalım. Şu arkadakine vurursam 20. Kritik açamıyorum zaten. Öndekine gidelim o zaman. En azından onu aradan çıkaralım. 4 kaldı. Şu mermiyi bir basalım. Şimdi zırh basalım bir tane. En azından oradan 2. Aslında bunu böyle tutarsam şundan 5 hasar gelecek. Hasar gelmeseydi 10'a çıkartırdık. Neyse, 2 hasar alacağız o zaman. Şunu halledelim. Şöyle şuna da mermiyle ateş edelim. 8 olduk, 2 hasar yedik. Şimdi şu mermiyi al bir. Şimdi 10 hasarla geliyor. Şu kritiği açalım. Şu da ekstra belki bir şey çıkarır. Zırh geldi ama kullanamam.
sadece 2 alacağım. Buradan 8 hasar yiyeceğim. Tabii o kötü oldu. Şimdi bıçak fırlatma. Bu ayrıca hasar azalttıracak. Kritiği alırsam. Kritiğim gerçi var da bıçaktan etkilenmez sanırım. Tamam, 7 kaldı. Şunu da kullanabilirim. Kritiğim de var. İşi biter. Güzel. Şimdi 51'e düştük canımız. Ona da odaklanmam lazım. Bu arada bunun rengi yeşil. Bu gelişmiş olarak gelecekti bize. Yakın dövüş kartları o yüzden oldu herhalde. Kristal savaş bittiğinde sana 6 can doldururmuş ama canı %50 veya altındaysa, yani %50'nin altındaysa, yani 66, 33 veya 6 olduğunda 6 can dolduracak. Aslında bu iyi avantaj. En azından yarıya kadar sürekli doldurma şansımız olur. Bu da soru çarpı 2 diyor. Yani 6 kere 2 vurursun. Ama niye soru çarpı 2 burada? 6 kere 2 vurursun ve yakın dövüşte 2 hasar verirsin diyor ama... Ha pardon. 2 ile 6 arasında tekrar vuruş yapıyor. Mesela 2 kere de vurabilir 2, 6 kere de vurabilir 2. 2 ile 6 arasında rastgele bir sayı gelecek, o kadar 2 vuracak. Bu neymiş bakalım, hem gelişmiş artı odaklanma. Yetenek 1, yetenek kartı seç diyor. Çekme destenden. O kartı eline al. Bakın bu güzelmiş. Direkt istediğim kartı çekme destemdeyse alabilirim ama atmadaysa alamam. Ben kristali alacağım. Yarının altına düştüğümde en azından bana savaş sonrası 6 can bassın. Şunu alalım. En azından bir can doldurma imkanımız olsun yani. Zaten yarının üstündeyken de biraz daha rahatız. Şimdi şuraya gidelim diye gelmiştik. Bunu da bir görelim. 35 aksiyonum kaldı. Şimdi bir tane sandık buldun gömülmüş diyor kumların altında. Kaz veya ayrıl. Kazalım tabi. Belki can veya aksiyon panelleriyle ilgili bir şey gelir mi? Bir araç gereç kitabı buldum diyor. İki tane rastgele yetenek kartını geliştirirsin diyor. Ne zaman diyor? Bu rally'i elde edersen. Onayladığım an iki kartım gelişecek. Tamam, şimdi bunu aldım da yerin dolu diyor, bir tane bırakacaksın diyor. O zaman şöyle yapacağız, bir bakalım. Şimdi bu ikişer zırh veriyordu, bu maksimum canı arttırıyordu. Gelişmiş geliyordu bana yakın dövüş kartları alırsam. Bu da maksimum cephanemi arttırıyordu. Şimdi bu önemli, şu önemli, şu gidebilir, bu önemli, şu üçü önemli. Ya bunu bırakacağız, gelen yakın dövüş kartları gelişmiş olmayacak. Ya da bu her karakter için ikişer zırh basma olayı gidecek. O zaman kartlar gelişmiş gelmesin o zaman. Ne yapalım? Bunu bırakalım. Bunun yerine koyuyorum. Bir tane mermimi geliştirdi. Bir bakalım şimdi. Kimler gelişmiş? Mermim gelişti. Bir de zırhım gelişti. Bu 9 basacak. Bu da bunu kullandığımda 2 mermi dolduracak. Güzel. Mermileri aslında baştan geliştirmek de büyük avantaj olur aslında. Şimdi 35 aksiyonum var. Şu hana gidelim 7 ile 28 kaldı. Şimdi 100 verip bunu doldurabiliyorum. Bu tamam. Canımı da 15 eksik 20 doldur diyebilirim. 30'a 130 verip halledebilirim. Satacağım bir şey var mı? Şimdi az önce buna denk gelseydim tabii ki satabilirdim. Bunu kullandın diyor. Bunu elde ettiğim anda biliyorsunuz ne yapıyorduk? İki tane rastgele yetenek kartım tamamen gelişiyordu. Bunu kullandığım için artık bunu satabilirim. Onların da en azından gidip gitmediğini görmüş oluruz. Çünkü bu bir kere kullandığımız zamandı ki kullandım diyor. Bunu sattım. Şimdi kartları da kontrol edeceğim tabii. Şimdi bu kalsın. Şunlar 3'ü zaten kalsın. Şunu da 40'a verebilirim ama. Ayrıca desteğe bakacağım şimdi bir daha. Onlar gelişmiş duruyor mu? Bakın gelişmiş duruyor. Engeli yok. Şimdi şunu 100 verip bir dolduralım. 100. Tamam. Şunu da can eksiği de doldur. Güzel. Bize 101 kaldı. Kart kaldıracak mıyım diye bakıyorum. Aslında şu şeyi yapabiliriz. Mesela bakın şunu almıştık, ekstra bir kart çekiyordu. Bunu aldığım için bu da bir mermiyle 6 hasar, bu da 6 hasar. Bu kart çekmiyor. Bunun birini gönderebilirim şimdi. Yer açılsın. Ne kadar az kartımız varsa özel kartlarımız o kadar sık gelir. O yüzden bunu gönder.
Güzel, gönderdik. Başka bir şey, buradan da bunu satmayacağım. O zaman burası tamam. Tabii bir sonraki oyunumuzda bu karakterin ana kartları yine elinize geliyor. Onlarla başlıyorsunuz. Şimdi yolumuza bakalım. Burası 7, burası 4 istiyor. Burası neymiş? Savaş. Buraya gidersem yine buna gidebiliyorum. Buna gidersem buraya yine gidebiliyorum. Ekstra olarak şuraya gidebiliyorum. Ama bunda tek yön buraya gidiyor. Hem bunun aksiyonu daha az. Oraya gidelim, market. Bakın bu gelişmiş olarak geldi. Bizdekinin aynısı. Barut bıçısı. Direkt 14 hasar veriyor. Yakındakilere 7 vuruyor. Normali 10'a 5'ti. Bu 14 hasar verip yanındakilere 7. Barikatı alırsam bir tane kartı elimden atıyorum. Yerine 9 zırh basıyorum. Bakın bu güzelmiş. Yani rastgele bir kartı atarım işime yaramıyorsa. Ama bu bir mermi harcıyor. Şunu alırsak bakın ayağında akrep, yengeç var. Bir tane kart at elinden ve de 6 sakatlık ekle diyor. Ve her seviyesi başına da o kadar can kaybediyor her tur. Tüy var. Tüyü alırsam markette %20 indirim. Altın kitap şu an alamıyorum ama yetenek kartları otomatik gelişmiş olur diyor. Bakın iyiymiş aslında da. Geliştirmeye gidersek bir bakalım. 50 isteyecek. 50'm var aslında. Şunu geliştirirsem 5x4 yerine 5x6 olur. 30 olur. Kritikte vurursam da 60 vururum. Bunu geliştirelim. Güzel. Bir de şunu geliştirirsem ne olur? 6 yerine 8 vuruyor ve 2 kart çekiyor. Bir dahakine onu yapabilirim. Bir gümüşüm kaldı. Bir de relik için yerim var. Sonrası için devam. Şimdi şuraya gidebilirim. Buraya gidersem şu ikisine gidemem. Görevi kaçırırım. O yüzden mecburen buradan gideceğiz. Bir savaşa gireceğiz. Şimdi şu arkadaki yine ağır bir arkadaş. Burada kalacak da bunun bu elinin altındaki fıçı gibi şey nedir? Bayağı acayip. Zırh yükseltecek galiba. Bir şeyler yapacak. Bu da 5 hasarla geliyor. Şimdi bir kere 24. Kritik yok. Şunu atarsam 10, yanındakine 5 vururum. Şimdi şunu bir yakın dövüşü vuralım. Ondan sonra 2x6, 12 vursam 6 kalır. Şöyle. Şuna da 6 vursam, şu mermiyi alsam. Şuna da bunu kullansam, bu tur hasar vermiyor bana. Ben de mermiyi tutmak istiyorum ama şunu kullanalım, 10 vuralım. İyi. Şimdi mermi geldi. Şunu doldur. 2. 6 ile geliyor. Bu neymiş? %50 ihtimalle ıskalayacak. Sarhoşluk yapmış kendine. %50 ihtimalle kritik. Kritik gelirse 12 vurur. 2 bende var. 2 de şeyden gelecek. Turu geçince 4. 6 da burada var. 10. Eğer kritik gelirse 2 hasar yeriz. Şunu basalım. Şunu kullanacağım. Şunun mermisi olsaydı aslında 30 vuruyordum da neyse. Kritiği açabilirim aslında, sonra gelebilir de. Şu ekstra belki mermi çeker. Hem de ateş ederim. Mermi gelmedi. Tamam geçelim. Vurmazsa iyi. Vurdu, 2 hasar verdi maalesef. Ve sarhoşluk etkisi bize de bulaştı. Şu mermiyi al. Şu mermiyi al. Şu kalkanı basabiliriz artık. Bakın bu güzel. 9 bastık. 8 koruyor. Hem de şu bıçağı fırlat. Kullandık. 6 da buradan. Ha, bunu ıskaladık. Gerçi bekletebilirdim. Neyse olsun. Mermim dolu. Şimdi şu kritiği bir aç. Şu mermiyi al. Şimdi şu zırhı bir basayım. Şimdi bu zırh basacak kendine. Bir mermi de az sonra geleceği için bunu kullanabilirim. Kritiğimde bir tane kalacak zaten. Evet, şunu kullanabilirim. 5x6, 30. Kritiğim de var. 60 vururum, işi biter. O zaman yapalım. Evet. Şimdi 12-12 vuruyordu o zaten. Bayağı da sağlamdı. O tamam. Şimdi bizim 22 buradan gelecek. Ya da gelmiş, her neyse.
Şimdi bunu alırsak bu satır. Yine 2 sakatlık veriyor. Her bir seviyesi için o kadar hasar her tur. 5 de normal hasar veriyor. Spreyi alırsam 18 hasar veriyor bütün düşmanlara. Bakın bu iyiymiş. 3 mermi harcıyor ama kritikte vurursam kritikten etkileniyor. Güzel. Menzilliymiş. Taktiksel atış 7 hasar ver. Düşman eğer bu şekilde ölürse hemen cephanenin tam doldur diyor. Bakın bu iyiymiş. Öldürme hamlesini bununla yaparsanız cephane de doluyor. Ben yalnız şunu alacağım. Güzel. Şimdi şuna az kaldı. Şuraya 3 aksiyon. Ne diyor? Bir lanetli demircinin çekicini bulmuşuz yerde. Candan 5 gider ama bir kartı geliştirirsin diyor. Yapalım. Canını bir yerde doldururuz kısmetse. Kullan. Hemen bir şey geliştirelim. Mesela şu bizim hızlı atış 2 kart çekiyordu. Bunu alırız. 2 kart çekme hakkımız olur. Hem de 8 vurur. Bunu geliştirirsem ne yapıyor bakalım. Şimdi bu kalkıyordu. Bu kart kalkmamaya başlayacak. Bende kalacak. Kalkma özelliği gidiyor. Yani ben bunu bir kere kullandığımda sonra tekrar elime gelebilir. Mermiyi geliştirirsem avantaj olabilir. Şunu yaparsam 14 vuracak. Şunu yaparsak 2 kere 9 vuracak hale geliyor. Kritikte daha etkili tabi. Mermim bir tanesini geliştirmiştim. Diğerini de geliştirebilirim ama şunu yapacağım. Hem 8 vursun hem 2 kart çeksin kullandığımda. Tamam. Hala kullanabiliyorum. 10 can daha verip bir kartı daha geliştirebilirim. Riski atacağım. Al. Mermiyi geliştir. Güzel. 15 can ve bir kart daha. Onu da mermilerin hepsini geliştireceğim. Tamam. Güzel. Bu şekilde gidelim şimdi bakalım. Evet şimdi. Burada daha gidemeyiz tabi 20 can veriyor. Biz bir an önce canı da doldurmamız gerekecek. Aslında şey de az ama bir riske girdim. Toparlayabilirsek bayağı sağlam olur. Göreve gidelim şimdi. Savaş varmış. Evet. Gemimizde bir sürprizle karşılaştık. Hemen girelim. Canımız çok az da doldurma fırsatı bulursak iyi olacak. Bu arada bakın burada değişik bir düşman var. Bir de bu görev. Görevi de geçebilsem iyi olacak. Bu mermileri aslında bakın böyle aldım. İyi oldu. İki dolduracak. Şimdi şu zırhı bir basalım. Şunu da basalım. Şununla ikiyi dolduralım yere. Şimdi bunun 63, bunun 32. Buradan 8 hasar geliyor ki bayağı doldurdum. Şunu direkt buna vuralım. Önce bundan kurtulalım istiyorum ama bu bakın kalkan da basıyor. Sonra diğerine gidebilelim. Güzel. 10 vurduk. Buna da 5 vurdum. Geçelim. İyi, 6 kalkan basmış. Yok, bizim hala zırhımız 11'de. 2 mermi doldurma şansım olduğu için iyi. Şimdi bunu kullanırsam kritik açık değil ama şöyle yapalım. Şunu bir kullanalım. 30 vuruyor bu. Bunu vurursam 12, 10 kalır. Şu 30, arkadakine sonra yaparız. Şunu bitirelim. Güzel. Şimdi şunu bir doldur, şunu da doldur. Bakın böyle çok avantaj oldu. 2x4, 8 de geliyor. Korunabiliyorum. Şunu kullan. Bir de bunu 40'a indirdik abi. Bir de mermim var. Yalnız bu ne yaptı? Bakın değişik bir saldırı yaptı. Bu bize zayıflık mı? Yok, sakatlık bulaştırdı. Her tur bu kadar hasar yiyeceğim. 4 gitti herhalde. Şimdi 3 gidecek. Sonra 2, 1. O kötü olmuş. Şimdi spreye bakalım. Bu 18 vuruyordu bütün düşmanlara. Kritiği bir açalım ama mermim yok. Şunu bir vuralım. Şunu da at. 24 kaldı. Şimdi şunu atınca ekstra mermi çıkarabilir. Bunu kullanamıyorum zaten. Şu kritiği bir açalım. İki, şunu da bir vuralım. Belki ne çekecek bir bakalım. Mermi gelir mi? 2 kart çekiyordu. Doğru, bu iyi oldu. Bir de kalkan bas o zaman. Mermim yok. Basamayız. Bu turu böyle geçeceğiz. Buradan 3 hasar yiyeceğim ama. Evet. Şu mermi 3'e çıkaralım. Şimdi 8 ile geliyorsun. Şunu bir kullanalım, işini bitirelim. Güzel. Bu görevi de yapmış olduk aslında. Ne diyor? Evet, orada bir şey var diyor. Onu al diyor. Herhalde görevi böyle yapacağız. Maske geldi. Bu maske bütün düşmana savaşa başladığımızda bir zayıflık veriyor. %25 az vuruyorlar. Bunu da yine satabilirim aslında.
Şimdi benim buradan dikkatlice gitmem lazım da ortada kalmış diğer bölgeler. Göreve geldiğim için durumu kurtarmam gerekiyor. Şu iki yerde kurtarırsam şurada etkinlik var. Oradan da atlayıp Han'a gidebiliriz. Biraz gümüş toplamamız da gerekiyor. Şimdi yeni görevi de patronu yenmekmiş. Tabii ona gittiğimde durumuma göre bakacağım. Şuraya gelir de buraya gidersem buradan şuraya gidebilirim. Değişik bir yol izleyebilirim etkinlik yerine. Burada da etkinlik var, burada da ama şu sanki suda biraz ganimet var gibi. Öyle yapabilirim. Şimdi mecbur bu yöne gideceğiz. Hemen bir savaş. Şimdi arkada bakın kalkanlı malkanlı bir karakter. Bir de ilk turda tabii bu yapılan 14 hasarla geliyorlar. Şimdi bir kere şu kalkanı bir basalım. 6. 2-2 oradan gelecek, 10 olacak. En azından 4 hasarla kurtarıyor şu an. Şu kart da çekiyor 2 tane. O yüzden bunu öndekini önce halledelim. Bunun çünkü kalkanı var. Hatta şuradan bakın diyor ki bu tankmış, bu da fighter. Savaşçı, biz şundan başlayalım. Güzel, 2 de kart geldi. Şunu fırlat. Şimdi yakın dövüş, şunu da vur. 11. Şunu atarsam yanındakine de 5 vuruyordum. Buna atarsak mermim kalmıyor. 2 çarpı 6 12. Şimdi buna atarsam bu da az kalır aslında. 6 kalır. Böyle yapalım. Şimdi buradan 14 geliyor. 4 alsam 10, 4 hasar yiyeceğim. 24'e düşeceğim. Evet. Şimdi bir kere şu mermiyi bas. 3 oldu, güzel herhalde. Sonra 10 hasarla geliyor. Bunu direkt bitirmem lazım benim. Şeyi çıkaramıyoruz, o kötü. Ama bu 30 hasarı o zaman buna kullanacağım mecburen. Bu aradan çıksın diye. Aslında şuna da yapabilirdim. Ama kalkanım da yok. 10 hasar yemeyelim. O yüzden buna kullandım. Şöyle mermi 2 tane. Bir de zırh bas. Sonraya lazım olur. Geçelim. Öne geldi bakın. Şimdi bir şunu basalım. Tamam. Şuradan bir kritik aç. Şimdi şu 18 vuruyordu. Kalan mermimin hepsiyle bunu vurursam 36 eder. 8 de gelse bile bir sonraki turda işi bitebilir. Güzel. Ama zırhı da vardı tabii, 12. Tamam. Şimdi mermim yok. Bu tur böyle geçeceğiz. 8 hasar. Zırhım da vardı tabii, onun etkisi de var. Güzel. Biz orada niye hasar yemedik? Benim zırhım kaçtı, dikkat etmedim. Şu mermiyi basalım. Kritiğim var. Şununla işini bitirelim. Güzel. Şimdi öfkeyi alırsam gelişmiş bir şekilde gidiyor. Bu o zaman 4'e çıkarıyor öfkenin etkisini. 4 tur geçerli olacak sanırım. Bu alkol fırçası 7 zırh basıyor bize ama 2 sarhoşluk etkisi. O da %50 ihtimal ıska, %50 kritik. Bundan yine alabilirsin diyor. 25 verip değiştirebilirim ama benim bir an önce can doldurmam gerektiği için bunları harcayamam. Buradan birini alacağız mecburen. Bu can azalttığı için onu geç. Bunu alırsam bunun etkisi de çok iyi değil aslında. O yüzden şunu alayım. Normalde istemiyordum. Almış oldum. Şimdi buradan şu 8 aksiyonla 70'e düşeceğiz. Buraya gelirsem buradan da şöyle geçip şu tarafa gidebilirim. Hemen bir sonraki savaş. Şimdi 8, 16, 19. 19 hasar var. Şimdi bizim önce bir şu kalkanı bir basalım. Sonra bir bakalım şimdi ne yaparız. Şurada 30 vuruyorum. Hangisini alsak diye bakıyorum. Şundan başlayalım. 4 kalır. Şunu da 2 mermi. Ortadakine vurursam bu baştaki de gider. Güzel. Arkadakine de vurmuş oldum. Bu vurunca hasarı mı düştü? 4'tü 3'e düştü. Bu hasar yedikçe azalıyor mu acaba vereceği şey? Bunu da öğrenmiş olduk aslında. 6 savunmam var. 4 de buradan gelecek. 10. Bunlar da 11 vuracak. Yani bir hasar yiyeceğim. İyi, 29. Şimdi zırh etkimi azalttılar. Şimdi bir mermim var. Önce şunu fırlatıp şuna vursam. Ama bu bir şey yapmıyor. Bu da yapmıyor. O zaman öndekine gidelim. 14. Şunu vurursam belki bir mermi çekersem işime yarar. Bunu bir deneyelim. Mermi geldi. Güzel. Doldur hemen 2 tane. Harika. Şimdi direkt bunu 6 ile alabiliyorum aslında. O yüzden bir kritik basarsam
Bir de şunu kullanırsam işime yarar. Şunu şöyle yapalım. Bunu vuralım, bu gitsin. Kritiği de peşinden basalım. Bir sonraki tura iki kritiğim olsun. Ne yaptı? Bu can bastı kendine. 4 hasar diyor. Şimdi şununla 2 mermiyi doldur. Güzel. Şunu direkt 3 mermiyle ateşlersem önce şunu vurayım. 4'e düştü. Şunu vurursam 36 vururum. İşim bitmiş. Güzel. Kurtardık. Canımız da 35. Bu arada benim yetenek de dolduruyor. 33'ün altına düştüğümde dolduruyordu biliyorsunuz. Onun avantajı da var. Tekrar doluyor doluyor falan. Güzel oluyor. Bir de üstüne tamamlıyor galiba. İlla %50'ye tamamlayacağım demiyor. Bakın 33'ün üstüne çıkmış. Bu iyi. Bıçak fırlatma var. 14 hasar ve ekstra şey istemiyor. Bakın güzel ama tek kullanımlık. Bundan alabilirim. Bende bir tane vardı. Normali 10 vuran. Şu tamamen sarhoş. 1 doldur. 2 sarhoşluk katıyor. Bu da 3 öfke katıyor. Şunu alacağım. Hem de gelişmiş. Şimdi şuradan gideceğim. Hem 5 aksiyon puanı. Hem de şurada hana giderim. O yüzden buraya gideceğim. Ne diyor? Sen diyor. Şimdi bir dakika. Burada diyor ki buradan ayrıldığım zaman ya bir lanet bulaşacak şuradan ya da bir lanetli sandık açacağız. Yani bir tane kartı kaldır diyor. Tamam, ben o aldığım öteki kartı kaldırırım. Bunu alalım. İstemiyordum zaten. Kartı kaldırmayı seçtim lanet bulaştırmak yerine. Şunlardan iki tane vardı. Şunun birini istemiyordum zaten. İstemeden almıştım. Yolla. Güzel. Şimdi buradan şuraya gideceğiz. 10 aksiyon. Şimdi doldurabiliyor muyum? Dolduramıyorum aksiyonu. Önemli değil. Cana bakalım. 35'ti mi? 20 alırsam 30 verip hemen 55 oldum. 11 eksik. Şimdi kaldırma hakkımız 50 ister. Yok. Satışa bakalım. Şimdi ben buradan maskeye gerek görmüyorum aslında. Sadece ilk turda geçerli olduğu için. İlk turda saldıran pek olmayabilir. Olabilir. %25 azaltıyor ama bunu satalım. 83. Hem de yer açılsın. Güzel bir şey bulurum belki. Şu üçünü özellikle istiyorum. Şunu çok işime yarıyor ama değiştirebilirim. Aslında şu ikisini açabilirsem iyi olacak. Şimdi bir şey kaldırma olayı. Bir bakalım. Şu silah kaldırabilirim. Bir. Şöyle bir bakayım. Aslında şu da çok iki mermi harcıyor. Bunu da kaldırabilirim. Bunları kullanmasam da olur. Yine güzel ama yer kaplıyor. Bunu da kaldır. Hem de iki mermi harcıyor. O fıçıyı komple kaldırdım. Güzel. Şimdi o zaman devam. Patrona gidiyoruz. Yenebilirsek üçüncü görev de tamam olacak. Haydi bakalım. Oo, bayağı sağlam. Buna şimdi bunu kullanacağım. İki mermim de var. Şuradan da ekstra kritik, yani şey, iki kart da çekeceğim. O yüzden şimdi şöyle 5 canı harcayıp buna bir kritik vuruş ekledik. Her vuruşum kritik şimdi. 12 vurdum. Ondan sonra şuradan 2 kere 12 vuralım. Güzel. Şu 2 mermiyi doldur. Şu 2 kart çekecek. Güzel. Şuradan 14-28 eder. Mermiyi de doldur tabii yine. Bir fazla olsa da. Evet, bayağı bakın 80'ini aldık. İşimize yaradı. O kartı geliştirelim bir dahaya. Yine 5 harcarız mesela. Sürekli kullanırız. Çok etkili olur patronda. %25 fazla vuracaklar. Şimdi bu 13 vuracak. Bu ne yapacağı belli değil. Şimdi şu 30 vuruyordu. Kritiğim şu an yok ama olsun. Şunu bir kullan. 40 kaldı. Şu mermiyi doldur. Şimdi bunu kullanacağız. 18'de bu vuracak. 22 kaldı. Arkadakine de vurdum. Mermim yok. Alacağım hasar 13 artı neyse. Tamam, 4'te zırhım vardı oradan. Kurtardık. Şimdi bu can basacak. Büyük ihtimal buna basacak. Ben şu mermiyi bir alayım. Şunu direkt vurursam ölmez. Kritiği açarsam şunu bir vuralım. 12, bunu vurursam ölür. Tamam, bunu kullanalım. Bu buna can basamasın. Arkadakine vurduk. Bu tur güçlü can bastı. Tamam. Hem de ekstra bir şey üzerine ekleyemiyoruz. Mermiyi basalım. Şimdi ne diyorsun? Bizi zayıflatacak. O yüzden zırha hiç gitmeyeceğim. Şimdi kritiğim yok ama şunu kullanıp iki kart çekleyeceğim. Bir mermi harcayacağım. Güzel. Mermi geldi. Şununla doldur. Şu yakın dövüşü vur. 50.
Şimdi şu 3 taneyle 5x6 30'du. Bunu bir kullanalım. 20 kaldı. Şunla da zırh basayım. Bir sonraki tur ihtiyacım olabilir. Zaten şunu kullanamıyorum. Geçelim. Bakın mermileri geliştirmenin aslında bize büyük avantajı oldu. Şimdi şunu basalım. Şu kritiği açalım. Şu mermiyi açalım. Şu zırhı da basalım. Bir sonraki tura bakın bunu kullanayım. İki mermi, zaten bir mermi gelirse ikisini doldururum. Bu da kritik vuracak. İyi, 8 kaldı. Cam mı basacaksın? Yok, kendine %25 hasar dedi. Şimdi direkt şunu vurup işini bitirelim. Güzel, başarmış olduk. Şimdi korsan bandanası alırsam bütün öfke kazancım bir fazla olacak. Gülü alırsam ne zaman kritik vurursam 3 can basıyormuş. Bu çok iyi. Sahte gözü alırsam savaşlardan sonra ekstra bir ödül seçeneği daha olacakmış. Ama ben can doldurabilmek istediğim için gülü alacağım. Burası bayağı doldu. İkinciye ulaştım 300. Üçüncüye ulaşırsam 500 kazanıyorum. Ben devam edeceğim. Sadece aksiyon doldurmamız için bir hana ulaşmamız gerekecek. Devam et diyeceğim. Zorlayalım. Başarabilirsek ne hala. Hemen devam diyorum. Evet, zorlu bir yere geldik. Hem de burada da bakın, burada da patronu yenersem görev tamamlanıyor. Bir de ne diyor? Cesur ve tehlikeli gibi bir başarım geldi. Şimdi bir bakayım şöyle ileri doğru değişik bir şey görüyor muyum diye. Bakın buralarda etkinlikler falan filan var. Değişik bir şey yok. Patronu yenersek de görevi de bitirmiş olacağız. Şimdi hemen süremize yine tekrar bir bakalım arkadaşlar. Evet, o yarım saati yeni geçmişiz. Bölüm burada bitirelim. Bir sonraki bölüm 3. kısımdan devam edeceğiz. Lütfen abone olarak destek vermeyi eksik etmeyin arkadaşlar. Siz de böylelikle bizim için yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden tüm desteğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.